Yalnız şunu anlamıyorum ben. Cem'le sizin kolyelerinizi taşımaktan benim ne gibi bir çıkarım var? Bizimle yaşamaya hak kazanacaksın Sacit. Ben zaten burada yaşıyorum Aslı ve de bu benim en doğal hakkım. Hayır değil. Çünkü bu evin öz hakiki çocuğu olan benim. Ve benim oturmam gereken evde nedense sen oturuyorsun. Onun için bari kolilere yardım et bir zahmet. Ha, sen öz hakiki evlatsın da biz promosyon evlat mıyız? Yine dayımızın evinde istenmeyen eleman olduk, iyi mi? Vay be, tarih ezeli bir tekerürmüş hakikaten ve sebebi de Aslı'ymış. Vay Sacit! Bütün gün böyle havaya yumruk atıyorsun, antrenman yapıyorsun. O kadar enerji kaybı birini dövdüğünde yok. Bari koli taşı bir işe yarasın. İç güveysin incileri dökülüyor herhalde iki parça kutu taşıyınca, öyle mi? Ay tepeme attırma Sacit, giyiniyor çocuk. Ah canım, defilesi mi var? Ya Sacit Bey'in o kadar ince esprileri var ki böyle gece uykumda uyanıyorum, aklıma geliyor. Gül 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 gül, yoruluyorum, tekrar yatıyorum. İyi hoş da hiç anlaşamıyorlar Burhan, ne yapacağız? Aslı agresif biraz. Evet, ben de fark ettim. Bence çift olarak cinsel problemleri var. Bana ele geldi. Hayır efendim, bunlar Sacit'le 17 yaşında da böyleydi. Sacit bizde kalıyordu üniversiteye hazırlanmak için. Ay o sene yani yediler bitirdiler beni. Ömrümden 10 sene gitti vallahi. Ama hala çok genç görünüyorsun İfot. Ay kim geçti ki orada? Ha ay boya yapılıyor Asıl'ların odasında. Ha. Volkancığımın posterleri Cem'in sinirini bozuyormuş. Eğer evde tadilat varsa benim sokak kapısı da biraz arızalı. Bir türlü açılıyor, sonra kapanmıyor. Kapanıyor, açılmıyor. Yani öyle bir sorun var geçen haftadan beri. Çok geçmiş olsun Burhan Bey. Yağmur yağıyor ya. Herhalde rutubetten şişmiştir kapı. Benim evin anahtarı kilitte dönmüyor İfot. Benim evin sizdeki anahtarı da kayıp. Kayıp mı? Kayıp. Aslı dedi ki dışarıdaki o kapaklı bölme var ya onun içinde dedi. Aradık, 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 bulamadık. Yok. Nerede acaba? Şeytan aldı götürdü herhalde. Satamadan getir inşallah. Sacit, Cem'in bana hediye aldı, kahve kupasını kırdı. Ay canı sağ olsun, üzülme kızım, alırız bir tane daha. Mahsus yapıyor anne ya. O kadar koliyi taşımaktan mütevelli. Eli kolu titremiş de düşürmüş olabilir kardeşcağızım. Ya sen girme bu toplara Makbule abla, ne olur ya. Ay Aslı'cığım ne oldu, boya iyi mi oldu? İyi oldu, oldu. Hı. Zaten işte planımızı değiştirmeyelim diye odayı boyattık, eşyalarımızı getirdik falan da. Bakalım artık bu Cem'in yeni durumunda burada kalır mıyız? Cem Bey'in yeni durumu ne ki? Ayrılıyor musunuz? Cinsel yönden uyumsuzluk mu var? Ay ne alakası var Burhan Bey? Gayet de uyumlu... Allah Allah! Bir diye ama. Saadettin Bey, Cem'le görüşmek istedi. Bugün toplantıları var. Görüşmek isteyince ne oluyor? Ne demiş? Yani bir ipucu vermiş mi? Ne demiş yani? Yani herhalde o da anladı Cem'siz olmadığını. Koskoca şirket genel müdürsüz yürümüyor. Yerine birini de koyamadılar. Bence Saadettin Bey de anladı hatasını. Nasıl yani? Cem Bey genel müdür mü olayı? Çok sevinmediniz Burhan abi. Allah'ım, ya Rabbim. Biraz şoka girdiğim için bütün tıklarımı toparlayamadım. Genel müdür oluyor yani. Çok mutluyum, çok ümitliyim. Gerçekten gelecekten dolayı çok ümitliyim. Suratım çarşamba pazarı gibi oldu ama için için çok mutluyum. Ay ne kadar güzel. Sağ olun Burhan abi. Ya ben kalkayım, fazla geç kalmayayım. Hadi iyi günler. Güle güle Burhancığım. Şimdi kapıyı açacağım, zorlayacağım. Kapı açılmayacak. Ondan sonrasında da ben çok sinirleneceğim. Kapıyı yiyeceğim ama. Of! Niye açılmıyormuş bunun kapısı? Of!
anahtarı kilidinde dönmüyormuş. Bizdeki yedek anahtar da kayıpmış. Ay arada buluver şunu Allah'ını seversen Aslı. Anne ben nereden bulayım adamın anahtarını? Canım Makbule bizim evi bilir mi? Bilmez. Nereden bilsin? Nereye gitti bu anahtar? Ya bu senin taşınmaydı, boyaydı, tadilattı derken o telaşta bir yerlere kaybolmuş belli ki. Şöyle bir kıyı köşe arasan da buluversen ne olur sanki. Canım eline mi yapışır? Allah Allah! Toptan delirtecekler beni, soldan, soldan gelecek bana yani. İyi günler. Aha iyi günler kardeşim. Dün akşam çöpe almaya geldim, kapıyı çaldım çaldım gene açmıyorsun. Ne ayak? Ben mi? Aa yok canım. Acaba ben duşta mıydım ki? Hatırladım. Ben günün yorgunluğunu duşta geçiriyorum. Böyle köpekli banyo yapıyorum saatlerce. Ondan dolayı kapıya bakamadım biliyor musun? Beni beğenmiyor musun? Yani alakası var şakam bu gafur. Lütfen ama köpekli banyodaydım diyorum sana. Kulağımı koydum dinledim içeriden ayak sesleri geliyordu. Öyle mi? Ha. Nasıl oldu ki acaba? Hatırladım. Allah'ım yarabbim. Hatırladım. Benim kapı bozuk. Bozuk olduğu için zorluyorum, zorluyorum. Açmak için açılmayı, kapatmak için zorluyorum, kapanmayı. Yani başımda böyle bir dert var. Sen o anda çaldığın zaman kapıyı zorladım, zorladım açılmadı. Şimdi hafızamı yoklayınca hatırladım. Görüyor musun? Aç bakayım. He. Açayım o zaman ben. Görüyor musun? Açılmıyor. Açık. Yanılmadım yani. Çakın. Çok güzel açtı kapıyı. Kırıldı galiba. Ama olsun neyim var. Bir şey değil. Hı, teşekkür ederim. Bir akşam bir şey yapalım. Ne gibi bir şey? Sen genelde akşamları ne yapıyorsun? Ha, köpekli banyo mu? Onu mu kastediyorsun? Ama samimiyetimiz ilerlemedi o kadar. Bence olmaz. Aleme akalım. Aleme mi? Ha birlikte. Ha, bakarız yani. Ben genelde evde oturuyorum. Dışarı çıkmıyorum çünkü çok rahatsız ediyorlar paparaziler falan. Ondan dolayı evde oturuyorum. Bakarız ama. Ama beraber aleme aksak var ya, tam süper olacak ha. Ruh hastası. Ruh. Gafur hayatımdan çıkartmam lazım. Bu böyle olmaz. Ben böyle bir ilişki istemiyorum ki. Bir arkadaşlık da istemiyorum. Ben yeni bir ben lazım. Kapı kapanmıyor ki ya. Ruh hastası. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.